Merhabalar arkadaşlar. Tekrar bir videoda karşınızdayım. Bugün İsviçre'de 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan bir dizi istihkamın bir tanesini gezdim ve onu sizle paylaşmak için bir video hazırladım. Bu geziyi Ramazan'dan önce yapmıştım. İşte ancak yayınlamak nasip oldu. Dışarıdan baktığın zaman bir tepe gibi görünse de bu tepenin içi birbirine 1,5 kilometrelik tünellerle bağlı. Yaşam alanları, top bataryaları ve makinalı tüfek yuvalarının birleştiği bir istihkam. Bu merdivenler falan sonradan eklenmiş yani. Kullanımdayken 2. Dünya Savaşı sırasında bunlar yokmuş. İsveçliler Almanların İsviçre'yi işgal etmesinden çok endişelendikleri için bir dizi istihkam sistemiyle Almanların ilerleyişini yavaşlatmak üzerine bir strateji kurmuşlar. Almanya'nın İsviçre'nin doğusundan girecek şekilde, yani Avusturya daha doğrusu, Avusturya biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nda Almanya ile birleşmişti ve İsviçre sınırına kadar işte bu Naziler gelmişti. Avusturya sınırından Ren Nehri'nin oluşturduğu vadi ve daha sonra da diğer vadilerle, bakın dümdüz görüyorsunuz, Alpler arasında bu şekilde boşluklar var ve bu istikamet takip edilerek İsviçre'nin ortalarına doğru gidilebiliyor. İşte bunları durdurmak için bu şekilde istikamlar yapmışlar. Bakın bu istikamın makinalı tüfek yuvası tamamen çelik bu ve üstü de beton kaplı ve o kadar büyük yapmışlar ki Almanlar bunları top bataryası sanmış, yani şey makinalı tüfek yuvalarını bile, ama İsviçre'lerin çok fazla topu yokmuş o zaman. İşte bu şekilde silah değil, inşaat maliyetiyle diyeyim, bir savunma hattı oluşturmuşlar. Bu tepenin altı bildiğiniz bir askeri bina. Bu acil çıkış yuvası. Acil çıkış yuvasının tabii giriş olmasın diye birazdan bir resmini göstereceğim. Girişi çok kolay değil ama acil çıkış için orası kullanılmış. Bu da telefon kutusu. Bakın acil çıkışın şeyi bu yani. Orayı düz yapmamışlar ve tek bir insanın yürüyebileceği şekilde yapmışlar. Çelik bir kapıyla kapalı. Bu şekilde o makinalı tüfek yuvasının manzarasını görüyorsunuz. Bu şekilde yürüyünce, yani böyle parça parça vadiyi görecek şekilde top ve makinalı tüfek yuvaları yapmışlar. Bu bir top yuvası. Anti tank amaçlı yapılmış bir top. Birazdan içeriden topu da göreceğiz. Kullanıldığı zaman burada 4,5 santimlik, 45 milimetrelik bir anti-tank topu varmış. Yani çok güzel bir yer askerlik yapmak için, aslında cennet gibi yer, ama sonuçta bir yeraltı barınağın içinde işte, yıllarca insanlar beklemişler tabii, sonuçta olarak savaşa girmemiş İsviçre, ama burada da tank köşeden göründüğü an toplan tankın zırhını delip işte tankı durdurmak üzere şey yapılmış. Burada gördüğünüz şey egzoz bojası. Jeneratörlerden çıkan duman, daha doğrusu gaz, oradan tahliye ediliyor ama duman çıkmasın diye de bir filtre sistemi yapmışlar. Yani dışarıdan duman gözükmüyor. Bu 7,5 milimetrelik şey 7,5 santimetrelik bir top. Daha sonradan değiştirilmiş. İkinci Dünya Savaşı sırasında 5 milimetrelik bir top kullanılıyormuş. Evet, ve top tabii ki bataryanın içinde duruyormuş, yani bu şekilde namlu dışarıda durmuyormuş. Bu gözetleme yuvası diyeyim, öyle söyleyeyim. Bu tamamen çelik. Şu yandaki burun gibi şeyler vincin çeliği kaldırabilmesi için yapılmış. Şu siyah küre gibi şeylerde gözetleme delikleri ve makine tüfek namlusunun çıkması için yuvalar. Bu sadece gözetleme için yapılmış. Tabii içeriden merdivenle çıkılıyor ve gözetleme yapılıyor. Sadece bu şekilde korunaklı gözetleme yuvaları yok. Daha tilki çukuru gibi açık gözetleme yuvaları da var. Bunları nasıl kullanılığına dair de biraz bilgi vereceğim. Yani gezmesi çok zevkli. Tırmanıyoruz şu an biz. Yani yürüdüğümüz yerlerin altında istikamlar var. Şu an o istikamın etrafından, yani üstünden yürüyüp girişine doğru gidiyoruz aslında. Manzara süper. Buralar serbest gezilebiliyor arkadaşlar. Yani istikamın içine girmek için tabii ki rehberle randevu alıyorsunuz ama
Onun dışında buralar yani yürüyüş yapmak için bu bölgeler serbest vatandaşa açık. İşte bu tilki yuvası bir tanesi. Bu tilki yuvasının da içeriğiyle telefon bağlantısı varmış. Yani askerler burada gözetleme amaçlı olarak bekliyorlarmış. Ve daha sonradan anlatacağım. Bu gözetleme noktasındaki askerlerin verdiği istikamet doğrusunda makinalı tüfek atışları yapılıyormuş telefon bağlantısıyla. Biz bir grup insanla gezdik buraları. İşte hem bir yürüyüş olmuş oldu, hem de birazdan içeri de gireceğiz. O istikamın için nasıl olduğunu da görmüş olacağız. Evet, artık inişe doğru geçtik. Bu inişin sonunda şey var. Bu istikamın ana girişi var. Yine sonuçta görüş açılarına bakıyoruz. Demin kameramı döndürdüğüm yerde tam altta bir tane makinalı tüfek yuvası daha vardı. Dediğim gibi o zamanlar bu basamaklar falan yokmuş. Yani patika gibi yollardan gidip bir şey ulaşım sağlanıyormuş. Demin söyledim işte burada makinalı tüfek yuvası var. Yani bu tepenin dört bir yanını o vadiyi görecek şekilde makinalı tüfek ve top bataryalarıyla çevrelemişler ki işte hem Almanların ilerleyişini yavaşlatmak hem de bu istikamın korumasını sağlayabilmek için öyle bir sistem kurmuşlar. Yine burada bir makinalı tüfek yuvası var. Ayrı bir şey de bunun haricinde o demin gördüğünüz yere su kanallarıyla hızla nehirler akıyor ya. Su kanalları vasıtasıyla tankların durma ilerleyişini engellemek için su bastırma sistemi kurmuşlar. Hemen 48 saat içinde tankların ilerleyişini tamamen durduracak şekilde alanı bataklığa çevirebilecek bir kanal sistemi kurmuşlar ve denemişler. Bu da olmuş ki su bir kez bastıktan sonra aylarca kurumadığı için tankların da durup ilerlemesini o şekilde durdurabileceklerini hesaplamışlar. Çok daha ucuz bir sistem tabii. Bakın bu bölgedeki 5 tane istikamın dizisi. Biz buradayız. Yani bu şekilde vadinin ilerleyeceği doğrultuda bu şekilde istikamlar kurmuşlar. Almanlar işte yavaşlasın diye sonuçta ufak bir ülke İsviçre durduramayacak mı bilmiyorum ama yavaşlatmışlar. Burası el bombası çukuru arkadaşlar. Birazdan bununla ilgili video da göstereceğim. Eğer düşman yani yaklaşırsa bu sefer kapıya gelemesin diye el bombasıyla şey yapmışlar. O adamın elinin gösterdiği yerden üstü çatı tamamen blok beton arkadaşlar. Bir uçakla bomba atılırsa şeyin içine etki etmesin diye, sığınağın içine etki etmesin diye. Şu an istikamın içine giriyoruz artık. Demin söylediğim gibi 1,5 kilometre uzunluğunda tünellerden birbirine bağlanmış. Hem yaşam alanları hem de makinalı tüfek yuvaları ve top bataryaları. Şimdi bir tane makinalı tüfek yuvasının içine giriyoruz. Burada yanında gördüğünüz ateş anındaki askerin donanımı gaz maskesi takması mecburi çünkü barut gazından zehirlenmemesi için. Ve boğazına dikkat ederseniz boğazından telsizle konuşuyor. Burada da işte nişan alma şeyi var ama nişan gibi. Aslında nişan almasına gerek yok. Sistem kurmuşlar. Şimdi burada bunu açıklamaya çalışacağım. O demin gözetlemeciler gözetledikleri yerde numara söylüyorlar. Bölgeleri numaralandırmışlar. Diyor ki 15 numaralı bölgeye ateş et. Ondan sonra bu makinalı tüfekçi de aslında nişan, yani kendisi nişan alacağına makinalı tüfeğin üstüne yerleştirilmiş bir harita var. Ve haritanın üstünde de bir tane ne diyeyim nişangah var aslında. O nişangahı gözetleyicinin söylediği numara üstünde tutarak ateş ettiği zaman o bölgeye makinalı tüfek mermileri göndermiş oluyor. Yani böyle bir düzene kurmuşlar ki zaten hani o düşmanın
yaşanıyor. Bu şekilde söylenen bölgeyi makine tüfekle tarıyor. Ve eğer yaklaşırsa asker, düşman askeri makine tüfek yuvasına, bu sefer de içeriden böyle bir boru yardımıyla dışarıya el bombası atıyorlar. Bu el bombasının geri içeri atılmasının imkanı yok çünkü boru şeyli, dirsekli. Sadece içeriden dışarıya atılabiliyor. Bu şekilde de kendilerini koruyorlar. Bu şekilde bir makine tüfek yuvası var. Makine tüfek Birinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı için su soğutmalı arkadaşlar. Bu kadar su tankı da vardı. Her makine tüfek yuvası veya top bataryasının yanında da bu şekilde bir cephanelik var. Burası gördüğünüz cephanelik. Burası ağzına kadar tabii mermiyle doluymuş o zamanlar. Şuna göre hesaplamışlar ki bir çatışma anında 2 hafta boyunca cephane takviyesi olmadan bu istikamın kendi kendini idame ettirebilmesi lazım. Kendine göre hesaplamışlar. O miktarda o da cephane bulundurmuşlar. Bu şekilde tesisat, işte temiz su, kirli su, temiz hava, kirli hava, elektrik falan filan gibi gayet düzenli bir tesisat tünellerin içinden geçiyor. Bu tüneller işte söylediğim gibi hem çatışma bölgelerini hem yaşam alanlarını birbirine bağlıyor. Tabii biz hepsini gezmedik. Burada bir ufak haritası var bütün tünellerin. Şimdi antitank top bataryasına doğru çıkıyoruz tepedeki. Burada tamam yani Almanların biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nda Fransızları da Fransa'yı da işgal ettikleri gibi mekanize tugaylarla hareket ediyorlar. O yüzden zırhlarını durdurmak önemli. İşte yine burada top bataryasının cephaneliği var. O yüzden zırhları durdurmak üzerine bir strateji geliştirilmiş. Tabii bize referans olsun diye tüneller, bu siyah kalın çizgiler tünelleri gösteriyor. İşte nerede olduğumuzu gösteriyor. Makinalı tüfek yuvalanan yerlerini gösteriyor. Bu 2. Dünya Savaşı'ndaki top 4-5 milimetrelik. Tamamen zırh delici amaçlı yapılmış. İçi çelikli yani şeyleri var, mermileri var. Daha sonradan bu Soğuk Savaş zamanında silahlar 1970'lere kadar kullanılmış. 75 milimetrelik bir topla değiştirmişler. Bu da anti zırh delici yani anti tank topu. Ama başka bir mantıklı. Yani hala günümüzde kullanılan aslına bakarsanız antitank zırh delici cephaneyle aynı mantıkta. Burası jeneratör odası. Jeneratörle tabii ki aydınlatılıyor. Burası demin resmini gösterdiğim acil çıkış tünelinin tekrar bir videosu. Burası yemekhane ve yatakhaneler. İşte buraya o zamanın tüfeklerini sergilemişler. Burada Alaturka tuvalet buldum arkadaşlar. Onu da çektim. Yani attığım yolu bir eskiden Alaturka tuvalet kullanılıyormuş. Burası komutan odası. Komutan yatak odası. Yine subayların çalışma odası. Yani burası subay odası. Yine bir subayın yatak odası. Şimdi yemekhaneye doğru gidiyoruz. Burası telsiz odası. Telsiz odasının yanında bu da bir subay odası. Yani gayet mütevazi tabii ki. O zamanın koşullarına göre lüks bile sayılabilir belki de. O zaman kullanmış olan LGM 25 hafif makinalı tüfeği bu silahlar kullanılmış. O zamanki İsviçre piyadesinin donanımı, kaskı, üniforması. Daha sonradan MG42 bu. Bunlar da kullanılmış. Sturmgewehr 57 kullanmaya başlayınca da yine bu sığınaklarda kullanılması için bazı aparatlar onlar eklemişler. Bu İsviçre yapımı bir makinalı tabanca. 9 milimetre paralel tutuyor. Bu dediğim gibi Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma olan ağır makinalı tüfek. Bunlar o zamanki asker ranzaları. İşte 5 tane ranza var yan yana duruyor. Yanlış anlamadıysam 40 kadar asker burada görev yapıyormuş bir seferde o zamanlar. İşte yine o zamanın asker donanımları bu şekilde. Bir yatakhane sistemi varmış. Burası su deposu arkadaşlar. Şu çelik kapının arkasında
Sudokusunu alır. Yine demin gördüğüm silahları tekrar yakından çekti. Suomi var bir tane. Fin makinalı tabancası. Bu o zamanki İsviçre'nin Genelkurmay Başkanı. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Sizi bazı resimlerle baş başa bırakıyorum. Umarım sizin de buraya geldiğiniz zaman bu olmasa bile başka bir istikamı gezme fırsatınız olur. Tekrar bir videoda görüşmek üzere. İyi günler.